Bu perfüzyon doku kanlandırılması demek. Doku kanlandırılmasının bizim özellikle kalp damar ve kardiyoloji açısından çok önemi var. Perfüzyon dediğiniz zaman biz kalp damar ameliyathanesi içerisinde hastanın göğsü açıkken kalbinin durdurularak kanının cihaza alınıp cihaz üzerinden çevrilip tekrar hastaya verilmesi işleminden bahsediyoruz. Perfüzyonun tanımı kabaca bu. Perfüzyon teknikleri dediğiniz zaman bir sürü perfüzyonun tekniği var. Bunları biz kendi içimizde detaylı bir şekilde öğrencilerimize anlatıyoruz. Bu içimize gelenlere. Ancak ağırlıklı olarak ilk etapta biz kabaca şundan bahsedebiliriz. Bu bölüm 2 yıllık bir bölümdür. Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış bir bölümdür. Yükseköğretim Kurumu tarafından onayı 2 yıl olarak verilmiş bir bölümdür. Disiplinli yaşamayı seven, yani bizde en önemli olay disiplin ve saate riayettir. Çünkü kalp damar ameliyatları, özellikle ameliyathane çalışma saatleri erken saatlerde başlar. Geç saatlere kadar sürebilir. Öncelikli olarak çalışacak arkadaşımızın saatlere riayet eder ve disiplinli olması gerekir. Bunun dışında fenle ilgili ve biyolojiyle ilgili ağırlıklı olan bölümler bizim için çok önemli. Bu bölümlerde çalışan ve bu bölümlerde okumayı seven insanların buraya gelmesi gerekir. Bir de netice itibariyle ameliyathane ortamı olacağı için hani kapalı bir ortam. Kapalı bir ortamda uzun süre kalmayı sevebilecek olanlar. Ancak bu işte şöyle söyleyeyim, yaptığınız için karşılığını her zaman için alırsınız. O yüzden talebelerimiz hiçbir zaman veya burayı tercih edecek öğrencilerimiz hiçbir zaman bunu akıllarından çıkartmamalılar.